Evet arkadaşlar, bugün size Echinopsis oxonia kaktüsü ve bakımının nasıl olacağı hakkında bilgiler vermek istiyorum. Halk dilinde Echinopsis oxonia kaktüsü kaynana topuzu olarak da biliniyor. Yani halk arasında kaynana topuzu olarak geçen bir kaktüs türü bu bendeki kaktüs. Ben bu kaktüsün yaklaşık bir 3,5 yıl önce şu kaktüsten biraz küçükken aldım. Çok fazla yavru veren bir tür. Sadece şundan, yani şunun küçük olanından şöyle yaklaşık 5 tane böyle büyük olarak yetiştirdim. Bir o kadarını da dağıttım diyebilirim. Arkadaşlar, bunların yetiştirilmesi veya bakımı çok rahat. Az su istiyor, sıcağı seviyor, havalandırılması gerekiyor. Yani bu kadar. Yani aldınız diyelim, yavrusunu kopardınız. Yaklaşık 2 hafta, 3 hafta hiç su vermediğiniz halde aynı şekilde kendini koruyor. Tekrardan toprağa verip filizlendirdiğiniz zaman da yetiştirilmesi, yani sağlığını koruyup tekrardan büyümesine, gelişimine devam ettiriliyor. Şimdi arkadaşlar, bakımı rahat, kolay, çöllerde yaşayan bir tür. Güney Amerika'ya özgü olan bir kaktüs türü. Yani güneşe daha fazla ihtiyacı var. Yağıştan uzak tutmak gerekiyor. Sulama yaparken aşırı birden, yani böyle şelale şeklinde hızlı bir şekilde suyu vermeyip yavaş yavaş böyle az bir miktarda suyu eme eme verilmesi daha mantıklı. Fazla su verildiği zaman kaktüs çürüyebilir. Bu yüzden yavaş yavaş belirli aralıklarla az az vermek gerekiyor. Yani haftada bir sulamanız kışın, pardon, yazın yeterli. Ben bazen haftada iki kez suluyorum. Ondan sonra kışın ise 10 günde bir, 2 haftada bir suluyorum. Tabi su miktarını kontrol et, yani su verirken öncelikle toprağın nem miktarının ıslak olup olmadığını kontrol etmeniz çok önemli. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Herhangi bir pet, herhangi bir ufak bir dal parçasını toprağa batırıp çektiğiniz zaman veya bir bıçağı, kaşığı oradaki toprağın toprağa batırıp çıkardıktan sonra ıslak mı, nemli olup olmadığını anlayabilirsiniz. Dediğim gibi fazla su vermeniz kaktüsü öldürebiliyor. Bakın mesela ben bunları alıp bu yavrularını alıp bırakmışım. Yanına bırakmışım. Mesela bunlar büyük kaktüsler. Büyüdüğü ve kök saldığı için verdiğim su miktarı büyük kaktüslere yetiyor. Fakat küçüklerine yetmediği için, yani daha fazla geldiği için bakın kaktüsleri çürütmüş. Bak, bu bir çürüyen. Şuraya baktığın zaman iki çürüyen. Bakın şu uzunlamasına büyümüş. Bakın o da gidici. Çünkü verdiğim büyük kaktüsler verdiğim için su miktarı onu öldürüyor açıkçası. Çürüyenler oldu. Açıkçası bunları yavrularını ayrı bir saksıda veya kağıt bardakta alıp beslemeniz daha mantıklı oluyor. Aklıma takılanlar, size yardımcı olmak noktasında kaktüsü nasıl yetiştirilir, tüyolarını vermek istiyorum. Dediğimiz gibi soğuğa dayanıklı bir tür. Gübreleme yapmak istiyorsanız, ben açıkçası yapmadım. Çünkü normal doğal toprak kullandım. Hiçbir gübre vermedim. Öncesinde doğal ve hazır toprağı alıp karıştırdım. Ama sonrasında uğraşmak istemedim. Gübre vermek istiyorsanız kesinlikle bahar aylarında vermeniz gerekiyor. Sonbahar aylarında kesinlikle denemeyin. Bitkinin ölümüne, kaktüsün ölümüne sebebiyet verebilirsiniz. Arkadaşlar, aklıma gelenler bunlar. Şimdi yavrulama işlemi nasıl olur? Nasıl yavru alırız? Bunları nasıl büyütürüz? Nasıl çoğaltırız demek istiyorsanız, mesela bir örnek vereyim. Şu büyümüş. Ben şu an bunu koparmak istemiyorum. Şundan bahsediyorum. Görüleni. Bunu kopartmak için ilk önce şunu alttan bir kaşık aracılığıyla
Elinize bir eldiven alın. Kaşığın uç noktasını şu altına doğru getirtin. Şuradan tuttuktan sonra kaşıkla çıt edecek şekilde alttan vurun. Köküyle birlikte buradan koptuğunu göreceksiniz. Ondan sonra da bir saksıya, ben genelde kağıt bardağı bırakıp öyle gömüyorum. Ondan sonra da can suyunu verip bırakıyorum. Hepsi de gelişiyor rahatlıkla. Yani çünkü fazla su vermeyin sadece. Fazla su verirseniz bunlar ödüyor. Aklıma gelenler daha size nasıl şey yapabilirim? Mesela bakın bu altta görünenler görüyorsunuz. Bakın ufak ufak ama bunlar da toprağa yetişmeye çalışıyor. Bu da bunları daha güzelleştiriyor açıkçası. Yani bu kökleri alabilmek gerçekten zor. Mesela kopardığınız zaman şu kökleri asla bulamazsınız. Bu kökleri bulması bile sadece yavru alıp ektikten sonra en az bir ayı bulabilir. Çünkü bu kökler çok kıymetli. Bu kökler sayesinde hayata tutunuyor. Bakın toprağı bulmaya çalışmış. Bakın mesela diğer türlere bakalım. Diğer örneklerine. Kamanın gösterebileceği kadar. Bakın bu da tam ortasında çıkmasına rağmen görüyorsunuz ki toprağa inme çabasını gösteriyor. Bu kökler toprağa geçtiği zaman çok daha hızlı ve daha iyi bir şekilde gelişeceğini göreceğiz. Şunlarda öyle bir şey yok. Ortalarda çıkmışlar. Mesela bakın. Şunu da göstereyim. Bakın bunun da kökü var. Bu da toprağa inme çabasını, inme uğraşlarını gösteriyor. Diğerlerini zaten göstermiştik. Diğer açıdan gösterirsek. Bu arada kamera çok kötü. Kötü olmuş açıkçası. Gerçekten çok kötü. Evet, kamerayı düzelttim arkadaşlar. Bakın bunlar da yanlardan üremişler. Görüyorsunuz ki yavruları toprağa yakın yerlerde köklerini toprağa indirmeye çalışıyorlar. Şuradan da göstereyim. Mesela bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben ileride bunları koparıp şey yaptıktan sonra çok rahat bir şekilde bunlar toprağa tutunacak ve çok daha iyi üreyecekler. Annelerinden ayırdığım zaman görüyorsunuz köklerini. Diğerleri de aynı şekilde bana herkes öyle olmuş. Mesela şuna bakalım. Bunun daha küçük olmasına rağmen bakın çok küçük ama yine kök salmış. Bunu ben toprağa bırakırsam çok rahat bir şekilde gelişecektir. Bakın şu da aynı. Görüyor musunuz? Şimdi buna geçeyim. Bunlar da aynı şekilde. Bakın hatta bu annesi yavrusunu vermiş. Bakın yavrusunun da yavrusu var burada. Onu bile oluşturmuş. Benim diyeceklerim arkadaşlar bu kadar. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Kanalıma abone olmayı ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum.